Eğitim Bir Sen Batman şubesi olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılının başlangıcında Batman kamuoyuyla internet, kafe ve oyun salonlarıyla ilgili geniş detaylı bir raporumuzu kamuoyuyla paylaşmıştık. O günden bugüne maalesef çok fazla değişen bir şey görülmemekte ve tam aksine Batman'daki ruhsatsız, denetimsiz internet, kafe ve oyun salonlarının sayısı hızla artmaktadır. Ki o günkü raporumuzda da ifade etmiştik, Batman'da kişi başına düşen internet, kafe ve oyun salonları sayıları Türkiye'nin diğer illerine oranla çok çok yüksek ve kabarık bir rakam. Biz Eğitim Bir Sen ailesi olarak bugün mevcut olan Batman'da denetimsiz, kuralsız iş yapan bu tür mekanların kötülüğün merkezleri ve kötülüğün anası olarak tanımlıyoruz. Çünkü buraya giden çocuklarımız, küçük yaştaki çocuklarımız, korumasız, bilinçsiz, eğitimsiz çocuklarımız maalesef her türlü suçla, her türlü kötülükle, her türlü günahla karşı karşıya kalmakta ve o mekanlar onlara bu zeminleri hazırlamaktadır. Biz Eğitim Bir Sen Batman Şubesi olarak başta Batman Valiliğini, Batman Belediyesi'ni, Batman Emniyetini, Batman Milli Eğitim Müdürlüğü'nü kanunların kendilerine verdiği yetkiyi kullanmaya ve bu konuda asli görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu çerçevede de Batman Valiliği'nin Emniyet ve Milli Eğitim İşbirliği'yle bu ekip için denetim anlamında sürekli bir ekip oluşturmasını ve aynı şekilde de Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde sırf bu denetim ve kontroller için bir ekip kurulmasını talep ediyoruz. Çünkü bu mekanların pek çoğu ruhsatsız ve ruhsat vermesi gereken belediyedir ve genel ruhsatın kendine göre şartları var ya da ruhsatların iptal edilmesi söz konusu olmalı. Çünkü bu mekanlarda cinsel içerikli suçlardan tutun, bilişim suçlarına kadar, uyuşturucu suçlarına kadar, hırsızlık suçlarına kadar ya da diğer bağımlılık yapan maddelerin kullanımına kadar ki gariptir ve çarpıcıdır. Batman Başsavcılığı bile bu konuda Batman Valiliğine yazı yazma ihtiyacını hissetmiştir bu internet kafelerle ilgili. Dolayısıyla bir an önce Batman'daki bütün vicdanlı STK yöneticilerini, duyarlı halkımızı bunlara karşı bir seferberlik ilan etmeye davet ediyoruz. Biz Eğitim Bilsin olarak önce medyayla, daha sonra STK'larla ve en nihayetinde Kent Konseyi'nde bu işi gündeme getireceğiz ve bu işin takipçisi olacağız ki bu mekanlar aralığı maalesef geleceğimiz çalınıyor, geleceğimiz olan çocuklarımız, gençlerimiz çalınıyor, elimizden gidiyor. Bu işin siyasi ya da ideolojik bir yanı yoktur. Bu iş tamamen ve tamamen ahlaki bir sorumluluktur, insani bir sorumluluktur, vicdani bir sorumluluktur. Bütün herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.